Merhaba arkadaşlar, ben Cevat. Bugün Berkay ile beraberiz. Merhaba arkadaşlar. Sıkı takipçiler artık seni hatırlayacaktır. Artık Fransız'dan Alman'a çok yönlü bir geçiş oldu. Böyle bir soru da geldi zaten, evet. Soru cevapta. Cevaplayacağız onu da. Bugün Scirocco ile beraberiz. Özellikle kanalda bayağı istenen bir arabaydı. Seninle çekmek daha da güzel oldu. En son 5 sene önce çekmiştin herhalde. Aynen, değil mi? Osman abiyle çekmiştik. Buradan selamımızı da iletelim Osman abiye. Aracımız her zamanki bir stok değil. Tabii değil. İçine geçmeden önce bir dışından inceleyelim istersen. Evet, şimdi bu aracın en çok tutulan rengi beyaz. Neden diye soracak olursanız, araçta çok fazla siyah detay mevcut. Buralar siyah, farların içi siyah. Yandaki şunları görüyorsun, bakaritler siyah. Ondan beyazda daha çok kendini belli ediyor. Siyah rengi bizimki bu arabanın... Bizimki zindan. Bizimki zindan. Çünkü bu arabanın Scirocco olduğunu da anlamıyorlar. Öyle bir güzellik var. Özellikle geceleri daha farklı bir araba gibi duruyor. Çok fazla siyahı olmadığı için çok fazla tutulmayan bir rengi de diyebiliriz. Benim hoşuma gidiyor ama bu renk. Güzel, biraz daha saygıdeğer duruyor diğer araçlara bir göre. Bir tek bizim ülkemizde bakımı biraz zor. Evet, özellikle biraz zor. Özellikle şu an tam polen aylarındayız. Aynen öyle. Hızlı çok kirleniyor. Bu arabada ne opsiyonlar var diyebiliriz. Hani ne eklentiler alınmış? Cam tavan alınmış. Ondan sonra bir xenon farlarımız alınmış. Jantlar krom. Evet, krom. Bu jantlar polish diye geçiyor. Çok zor bulunan, her arabada olmayan, 10 arabada bir gelen opsiyon ama bunu tabii Türkiye'deki arabacı kardeşlerimiz hepsi boyuyor. Yediler hepsini, aynen siyaha çevirdiler. Makyajda bir de tampon fark ediyor değil mi? Tampon far farklı makyajlı da. İşte içeride de birkaç değişiklik var. Değiniriz onları da zaten onlara da. İçeride çok güzel bir, şöyle söyleyeyim, bu da 2008'den 2013'e kadar da değişiklik gösterdi bu araba. Ne diyeceksin? Direksiyon, kadran renkleri ve klima paneli değişti bu makyajla arabada. Makyajla beraber. Yok, makyaj öncesi ara makyaj oldu bu arabaya. İşte iç aksamına değişiklik oldu. 2008'de çıkanlar eski Jetta'lar gibi. Mavi mor gösterge. Birazcık EOS'a benziyor. EOS'la da aynı. Aynen öyle. Bunlar 2012 ve sonrasında klima paneli, direksiyon vesaire değişti. En büyük dezavantajı bagajı açacak hiçbir yer yok. Bu çok kötü. Tuş İlla da yok. İçeriden. Ya da kumandadan açacaksın. O büyük bir eksi bence. Arka makyajda stoplarımız değişiyor. Arka tampon değişiyor. İstersek yine tabii bunu da makyajla çevirebiliriz ama birazcık külfet olur. Elektrik tesisatı vesaire. Çünkü arabanın altyapısı da MQB gibi oluyor. Elektrik tesisatı. Bir de galiba o bizim az önce eleştirdiğimiz nokta, buraya artık bir bagaj kapağı ekleniyor. Çok şikayet aldıklarını zannediyorum. Araçta çok değişik opsiyonlar var. Ben de yeni öğrendim aldıktan sonra. Şu ışıkları bile parayla satın alıyorsun. Bunda yok mesela. Fabrika çıkışı olduğu için ekstradan parayla aktive ettirebiliyorsun. Hem bilgisayardan kodlanıyor. Gizli özellik gibi. Hem gizli özellik hem de oraya ampul takman gerekiyor. Hmm. İşte her şey retrofit'e uygun. Mesela katlanır ayna yok. Retrofit. Ekleyebilirsin. 6000 liraya retrofit yaptırabiliyorsun. Kararan aynamız yok. 3000 liraya aynayla yağmur sensörü geliyor gibi değişik özellikler var. Motor... Bütçeye göre, kafana göre aslında ayarlayabiliyorsun. Aynen öyle. Yine CTH motor bu. Makyajlı kasadaki motorlar var. Makyajda bir de 1.4 150'lik ACTL motorlar da geldi. Bu twin charger bu şu. Bu twin charger en çok sevilen motor bence bu. Çok yağ yakıyor diyorlar ama 2013 sonrasında değiştiği için tabii. Yine bir eleştiri burada, Volkswagen vazgeçemediği nokta. Abi Golf 8 R'da bile amortisör yok. Yani adamlar maliyetten kaçmayı çok seviyorlar herhalde. Klasik Polo GTI motoru. Ülkemiz zaten kitabı yazılı bunun zaten. Aynen. Şu an burada sadece 180 beygir değil, 160 beygir. Bu 160 beygir olarak geliyor. Kasa biraz daha ağır ama modifiyesiz olarak ikisini denediğin zaman Polo GTI geçiyor. Ama ikisini de aynı modifiyeler yaptığında aerodinamiden dolayı Scirocco birazcık daha öne çıkıyor. Modifiyeler var zaten yine arabada. Modifiyeler var, onları da anlatırız. Şu teaser olsun. Özellikle ne kadar sakin durursa dışarıdan benim için o kadar iyi. Artık uğraşmak istemiyorum çünkü işte sestir vesaire. Çevirmelerle. Çevirme, ön yargı. Egzozumuz da zaten tam kıvamında sesi. Evet, egzozun setup'ı da çok güzel oldu. Şurada downpipe'ı da çekebilirsin. Mesela sargılı. Herkes downpipe'ı yapıyor ama bunlara çok dikkat edenler yok. Hani bunlar da aracı rahatlatmak için yapılabilecek. Isıdan birazcık koruyor. Aynen, EGT'yi düşürüyoruz bu şekilde. Daha yapılması gereken çok şey var aslında ama... Şu an stage 1 konumunda zaten. Şu an tam stage 1. Dump valve, dump pipe,
Kutu içi filtre yazılım. Başka bir şey yok şu an araçta. Bir de işte egzoz sisteminde ufak tefek değişiklikler var. Zaten videoda onları da gösterirsin. Onun dışında yavaştan da arabanın içine geçebiliriz. Evet arkadaşlar, tekrardan. Aracın dışında kaldığımız noktada motorundan devam edelim. Evet. Aracımız yine her zamanki gibi stok değil. Evet. Araç şu an stage 1. Yaklaşık 1,5 barda yürüyor. 210 beygir civarında stok diyebiliriz. Stok basıncı ne kadardı? Stok basıncı 0,9'du. İşte alttan bastığında 1,1 barı görüp 0,6'lara kadar düşüyor standartta. Şu an biz 1,5 barda yürüyüp 1,2 gibi devam ettiriyoruz araca. Güç şu an ne kadar? 210 en fazla vereceği gücü, yani şöyle söyleyeyim, bir 16-17 saniye koşan Polo GT'ye kadar gidiyor ortalama. Yine basarız yolda, stop görürüz. Stop Polo'yu zaten artık stop çok rahat geçiyoruz. Çok rahat geçiyor. Yapılması gereken işte keyiflendirmek amaçlı, yakıtı düşürmek amaçlı biraz daha. Şöyle göstereyim, sabah seni almadan sıfırladım. Ondan sonra evin önünde özellikle dış çekim yaparken çok fazla dur, yani hiç hep dur kalk ileri geri yaptık. Şu anda 7.7 gösteriyor. Yani mesela standart... Arada gazladık çünkü. Aynen, 80 sabit gidiyoruz. 3.3-3.4 tüketim. Bunlar tam 1,5 litre fazlasıydı yazılımdan önce. İşte DSG kalibrasyonu mevcut. Artık 1'den 2'ye hemen atmıyor. Merak edenler olacaktır. Onda yine bir dur kalk yapar gösteririz. Artık titreyerek kalkmıyor araba. Şu an yazılımı bir de desteklemek amacıyla filtre taktık kutu içi. Kutu içi filtre taktık. Aynen. Dump valve taktık. Dump valve'imizin Forge marka. İçine mavi yayımızı dump taktık. Dump valve şart mı bu tarz işlemde? Şart. Kendi dump valve'i basınç kaçırdığını söyledi Gökhan. Ondan sonra onu aldık. Zaten en çok bana koyan dump valve'di alması. Şu an aşırı bir maliyeti olmuş. Yani sesli sen bir de tercih ettin. Ben sesliyi tercih ettim. Madem aldık belli olsun. Sonuçta bu araba uçan kaçan bir araba değil. En azından biraz da keyif versin. Zaten egzoz sesi yok denecek kadar az sen de duydun. Dumpwalf'in sesini de gösteririz istersen. Dumpwalf'in sesini gösterelim. Şöyle tahliye ettikçe tıs tıs. Şöyle birazcık basınç gelsin. Çok keyif veriyor bence. Tatlı bir opsiyon. Çıngıraklı yılan opsiyonu var. Şuradan cruise kontrolümüzü yapalım. İşte motora o şekilde bir oynama yaptık ki şehir içinde birazcık keyif versin. Diğer türlü çok canın sıkılıyor. Çok çok yavaş bir araba. Yani standart Bocanegra videosu çekmiştik. Ondan bile yavaş bir araba biliyorsun. Şu an kat yok. Şu an kat yok. Ortada orijinal susturucusu var. Son susturucusu çok cızırtı yaptığı için çok incecik, şu kadar böyle bir inceliği var. İçi çok, yani yol yok, oda yok. Biz ne yaptık? Okan abi çift çıkış sağlı sollu egzoz susturucusu yatay taktı. Yan tarafını kapattık. Şimdi sesin bir tarafı bu taraf vuruyor, geri çıkıyor. Tek bir taraftan ses geliyor. Çift yapsaydık golfer difüzörü lazım olacak. Aynen. Odalı bir egzoz sistemi oldu. Daha tok ses çıkıyor. DSG fartlar tam fart olarak değil de böyle biraz daha, hani nasıl diyeyim, sert bir vuf yapıyor. Hani pırtlamıyor. Onu istemiyorum zaten. Polislerle de kafam rahat. Ses de çok fazla çıkmıyor. Varex'e de şart artık değil yani. Varex'e, çünkü Varex'e çok da gerek böyle baskın bir egzoz. Abi bak şöyle söyleyeyim, 106'dan sonra bir de 208'de kırmızıda, o da üstünde gelmişti. Varex, yani hiçbir arabama Varex yapmadım. Çünkü yani Mini'de de yoktu Varex. Aç kapa, yani cayır cayır bir ses çıkıyor. Araba yavaşlıyor. Bizim amacımız standart, yani atıyorum stage 1 bir Rocco geldiğinde beni geçemesin. Açıkça ben sana onu söyleyeyim. Gösterebiliriz istersen patlamayı inceden. Patlamayı? DSG fartı. DSG fartı 106'dan alışkanlık, farkındaysan. Klimalar kapanıyor. Aynen. Yani şöyle. 3'te. Duyuyorsun sesi. Çok insancıl. Gayet. Arkadan daha çok duyuluyor. Tabii arkadan daha çok duyuluyor. Ses çok böyle tatlı. Hani vuruyor bof bof diye. Ben öyle yırtılarak gitmesini istemiyorum arabanın artık. Bir de dediğim gibi yola çıktım da ben bastığımda abi beni öyle gelip şey yapamaz hani. Yaşlandık mı bir de kanka? Yaşlandık artık. İlk video çekmeye başladığımızda 20'li yaşlardaydık. Şimdi 30'lara merdivendeydik. Baktığında hani yaş da çok çabuk geçiyor. Onun birazcık sakin olması. Arabanın mesela, ben bu arabayı almadan 2 hafta önce E92 vardı. Ben bir Scirocco'ya binmiştim. Dedim ki ben Scirocco alanlar hani çok akılsız. Aynı bak, o cümleyi kurdum. Dedim alınmaz yani araba, çok çirkin falan. Ama çok da merak ediyorum. Sonra Scirocco 92'yi sattık. Onu da belki çekeceğiz. Onu da aynen Ata abi aldı. Şeyi çekmiş. Alfa Romeo'yu çekmiştik. Evet. Belki onu da çekeriz.
sonra bu arabayı çok istiyordum zaten. Şeyde Erdem abideyken istiyordum. Hani sevmeme rağmen arabayı bildiğim için çok istiyordum. Merak ettik. İşte nasip oldu. Aldık. Daha böyle standart oluşu çok cezbetti beni açıkçası. Hani niye Rocco'yu sevmiyorsun diyeceksin. De 2008 yılına galiba çıktı. Türkiye evet. 2008 yılında mı gelmişti? 2009 yılında geldi. Onlar en eskileri yani. Ben 2013'te Polo'yu özellikle almaya gittiğimde böyle galeride Scirocco'yu gördüğümde herkesin böyle aşık olduğu dönemlerde. Aynen öyle. Şimdi Scirocco'yu yorgunluğunu alırsan zaten sorularda da sormuşlar işte hepsi hasarlı olarak çıkıyor bayiden falan diye. Yorgun bir Scirocco alırsan çok sen daha çok yorulursun. Çok genç elinden geçti bir de. Çok genç elinden geçti. İşte bu arabayı istememin sebebi de hiç daha genç eline değmemiş olması. Bazı işte kendine şahsına münhasır opsiyonları. İlk modifiyeleri biz yaptık. İlk modifiyelerin hepsi ben yaptım. İşte Golf 6, Golf 5 GTI ile altyapısının aynı olduğunu öğrendim. Moralim bozuldu hatta. Çünkü hani MQB platformunda daha fazla altyapı parçası bulabiliyorsun. Bunda her parça kendine özgü. O da çok sıkıntı. Eski model arabanın parçaları. Ne yaptık? İşte 1.4 TSI Golf 6'nın yayını bulduk aldık. Aybas Sportline yay var. Ondan sonra egzoz sistemini yaptık. Yazılımını vesaire. Stok yaylar da aslında ama bu arabanın daha sert değil mi? Yani çok stok konforlu yayları değil. Konforlu değil ama yani ben sportif konfordan sana şöyle söyleyeyim. Giulietta'dan sonra en iyi yol tutuşu olan hatchback otomobil olabilir. Yani kimi Focus çok iyi diyor ama Focus'un böyle bir motoru yok. Anladın mı? ST'yi de alacak güç yok bu ülkede. Ondan dolayı şimdi hani 2000 benzinini atıyorum 200 beygir bir Focus'un olur. Varsa öyle bir modeli. O zaman onun yol tutuşunu kıyaslayabilirsin. Ama şimdi bu kadar hızlı olup böyle yol tutan ya bir Giulietta'lar var bir de Scirocco. Mesela pistte şu anda 1.19 iki kişi çok rahat dönebiliyorsun ki hani pistin içinde keşke GoPro olsaydı. Viteslerime 5000-4000 arası atıyorum. Hani arabayı yormak istemiyorum. İşte lastikleri yormak istemiyorum. Düşün bu düzgün bir emekli modda döndük. Düzgün bir lastik, şu an üstünde P-Zero var biraz eski, iyi bir lastik, iyi bir fren kitiyle hani çok fazla böyle pahalıya kaçmadan arabayı da birazcık üzerek 1.16'lar, 1.17'ler hayal değil. Zaten 1.16, 1.17 dediğin zaman ortalama bir hani polo kap süresini yapmış oluyorsun. Frenler arabayla yetersiz kalıyor ama değil mi? Frenler şöyle 240'larda falan yetersiz kalıyor. Çünkü top speed de yapabiliyorsun bu polo arabayla. Çünkü benim tek şikayetim o oluyordu. Evet. Stok kullandım ben çünkü 3 sene boyunca. Yani zaten motor şanzıman senin Polo GTI'nin aynı. Hatta bak şimdi şurada benzinliğe girelim. Bir o DSG'yi de göstereyim kalibrasyonunu. Araçta bir de bizim isteğimize bağlı işte etanollü yazılım. Etanollü yazılımda şöyle çok top speed yapacağın zamanlarda ya da bir rolling'e çıkacağın zaman E10 yani %10 ekleyebiliyorsun. Eklemezsen de bir retard falan yok. Bütün değerlerini zaten loblarını alıp bakıyorsun. Hiçbir retardı vesaire bir şey olmuyor. Daha sağlıklı yürüsün daha sağlıklı diye yürümesi için işte hatta videoda çektiğin içme yazdım üstüne dükkanda. Bak şimdi şurada mesela gösterebiliriz. Ben bir de dururken DSG kullanan arkadaşlara şu tavsiyem var. Freni hiç basmalarına çok fazla gerek yok. Bak şimdi ben mesela şu Türk bayrağının orada durmak istiyorum. Frene %2 falan basıyorum yani anladın mı? Böyle bak zaten bak kendi motor frenini yapıyor. Durduruyor. Şimdi arabayı D moda aldık. Hiçbir şey yok arabada. Normal gidiyoruz. Normal bak DSG titreyerek kalkar. Bak. Görüyor musun? Kendi kendine hani o senin istediğin. Bu şehir içindeki bir özellikle dur kalk trafikte bir avantaj. Eskiden de şöyle yapıyordum. Dur kalk trafikte o el alışkanlığı manuel olmuştu. Manuel olarak. Sürekli bir abi bir yere gideceğim sürekli böyle bir de yapıyorum. Ondan sonra tak iki yapıyordum. Artık ondan kurtuldum. Araba burada artık böyle aynen oynamıyor. Bir de artık araba mesela manuel moddayken kesinlikle vites atmıyor. O da güzel. Mesela çıktın. Ses bak daha iyi dedi. Sanki arkadan Ramazan davulcusu geliyor. Kesiciye girmiyor ama değil mi? Otomatik yine kendi yok, atıyor. Yok vites atmıyor. Vites giriyor, atmıyor. Aynen ama tabii ben 7000 devire falan hiç getirmiyorum. Çünkü boş gerek çeviriyor çünkü bir de. Boş çeviriyor. Bir de arabanın canı belli. Hani şimdi ne yapabiliriz bu motora? Bundan sonra Westgate, Profek, Intercooler, R8 bobin alırsak arabamız bir de OM hibrit yaparsak 280-300 beygir. 300 beygir olduğu zaman ne oluyor? Sorulardaki piston kırıyor piston mu? Abi bak şimdi sen arabana yazılım yaptırıyorsun gidiyorsun. Adama
bir şey söylemeden adam hazır dosyasını alıyor işte server'daki, tak atıyor içine, of araban diyor oldu 200 beygir. Sen ne yakıt koyuyorsun? Motor içi stok. Bak ne yakıt koyuyorsun, ne motor, ne soğutuyorsun, ne intercooler yapıyorsun. Ondan sonra TSI'lar motor kırıyor. Abi TSI'lar motor kırar ama sen gazlarsan canavar gibi kırarsın sen de yani. Bir bak bakalım Türkiye'deki yakıt kalitesi sana yeterli geliyor mu? Yazılımını yaptırdığın adamla ne amaçlı yazılım yaptırdın? Şimdi herkeste şey var, ekonomi artı performans. Abi ikisi bir arada olmayacak yok, şeyler. Yani, yani biri siyah biri beyaz, anladın mı? Ying yang gibi ekonomiyle performansını tutamazsın. Sen bu arabayı ne yapmak istiyorsun? Gazlamak istiyorsun. Atıyorsun %10 etanolünü. Araba zaten nasıl çekiyor fark etmişsindir. Hani bir Polo GTI çekmez böyle geriye kendini. OEM halinden bahsediyorum. Basınç tutuyor. 1.5 bara kadar yay taktık. Hani olabilecek limitlerde dump valve'de. Bundan sonraki aşamada artık bundan sonraki aşamada bulup, şöyle düşünüyorum. Eğer olursa hani bilmiyorum şimdi, arabaya da çok yüklenmek istemiyorum. Çünkü stok motor. Yani bir de tamam makyajlı kasa, yeni tip motor, orijinal kilometresi. Atıyorum 2 bara çıkıp 200-300 beygir kullanmaktansa 1.5 barda bu şekilde kullanmak bana daha günlük mantıklı geliyor. Olarak. Aynen. Eksilerini söyleyeyim arabanın sana. Şöyle direksiz olmasına rağmen hani rüzgar sesi yok eksilerde. Ama mesela kapıları çok açılırken yanlış yapmışlar. Şu en azından şuraya geldiği zaman elin camın tık diye inmesi lazımdı. Onu sadece istop ettiğinde camı indirme olarak yapmışlar. Opsiyon listesi çok geniş ama eksilerimde yine ülkemizde yine eksik bazı opsiyonlar. Ne var eksilerinde? O yıla göre multimedya yok. Mesela aynı yıldaki A1'de bile daha güzel bir multimedya vardı. Aynen. Kendi bünyesinde bile kıyaslayınca. Bluetooth bir de yok bu yıllarda bile. Bluetooth da yok. Aslında Bluetooth'lu modeli var. Yine belki ülkeden dolayı gelmemiş olabilir. Hep AUX'tan. Evet. Arabanın en büyük eksisi bagaj tuşunun burada olup bir de arkada olmaması. Berbat bir özellik. Gerçekten çok kötü. Onun dışında ekstrem bir trim sesi sen duydun mu bilmiyorum. Yok. Yolda giderken farklı bir rüzgar sesi almıyor. Tavan kronik tıkır 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 yapıyor bozuk yolla tavan açık gidersen. Arnavut kaldırımından. Aynen. Bir de hani Polo GTI'de açılıp bunda açılmaması tavanın zevk evet, meselesi. Piyasa modu. Ben yağmurda bile kapatmıyorum zaten. Hani yapacak bir şey yok. Girmiyor zaten içeriye su. Süre ölçmüyoruz mu hiç yazından sonra? 17 saniye gibi bir süre geldi ama yine bir bakarız. Araba full takılı. Yani arkadaki stepnesine kadar var ki ben hayatta stepneli arabaya binmedim bugüne kadar. Hep sökerdim. Depomuz dolu bir de. Depo dolu. Silecek suyuna kadar dolu. İşte yaş belirtileri buradan belli oluyor. Yani uğraşmak istemiyorsun belli bir süre sonra. Deneyebiliriz de istersen bir kurup makineyi. Kuralım da dayıya da çok fazla şey yapmayalım. Yağ sıcaklığımız 95 derece. Şöyle bir 3'e alalım değil mi? 3'te basalım. Üçte. Biraz. Şaka gibi değil mi? Ortaları 50 diyor, 100'le döneriz herhalde. Biraz yeri atalım mı? Bunda da yine GTI'deki gibi elektronik kilit var. Aynen, o da açık seviyesi. ABS ile çalışıyor. Aynen. Viraj hissiyatı nasıl? Bir de öyle bir yorum da geldi çünkü. Hani virajda girince güven veriyor mu araba? Veriyor. Hatta şöyle yarış pistinde Cem abinin arkasındayım. Cem abinin çizgisini takip ediyorum. Onun... Cem abide Leon var. Aynen. Leon da biliyorsun onun şoförlüğü çok iyi pistte özellikle. Onun çizgisini takip ederken frenleyerek giriyorum. Hani izlemek için. Arabanın arkası geliyor. Diyorum ki biraz daha getireyim. Frene biraz daha baskı uyguluyorum. Biraz daha geliyor. Ondan sonra diyorum hadi birazcık şimdi şey yapayım. Açayım. Hani böyle arabayla gaz fren tepkisiyle yan yan oynayabiliyorsun. Aynen. O çok güzel. Şimdi tekrar bir gazlarız biraz sonra şu rampaya çıktıktan sonra. Genel olarak cruise control opsiyonu olması güzel. Arabanın hani
şey yok. Bir de soruları aç bakalım. Başka bir varsa hani söylememiz gereken, kim sormuş onu da söyleyelim. Mesela Manuel Scirocco alınır mı? Manuel Scirocco galiba Osman abi de vardı. Benim Manuel Scirocco'nun 6. vites oranı çok uzun olduğu için top speed görmek isteyenler için daha iyi. Ama bu araba 1.4 bir araba. Yani çok fazla top speed göremezsin. 220'yi görüyorsun, bırakıyorsun. Osman abim videoda hatta arkada Sezen Aksu çalıyordu. Kadranı deviriyorlardı. Öyle mi? Aynen. İşte onlar arabası çok yüklüydü evet, ama. Evet. O yani, döneme bile göre. Yani. Kaç yıl önce çektik. İşte Stage 1'de çok fazla bir şey yapamıyorsun. Hani arabayı yormamak adına. Başka ne varmış? Bu arabada bir de opsiyonel DCC var. Amortisörleri ayarlayabiliyorsun. O bu arabada yok. Bu arabada yok. Aynen. Sadece ama arda mı var yoksa? Yok yok. Normal 1.4 TSI Sportline'larda şurada tuşu var. DCC geliyor tekrar. Burada Sport Comfort var. Var arkadaşımın kırmızı Scirocco'sunda vardı hatta. Piston kırma sorusu var. Onu cevapladık zaten. Aynen. Yanlış yakıt, yanlış yazılım. Başka bir şey yok bunun yani. EOS'ları Rocco görünümü yapıyorlar. Evet, onu ben de çok istiyorum. Hani gerçekten... Cabrio Scirocco. Cabrio Scirocco, semtin yeni abisi. Bak bu araba çevirmelerde locada. İlk önce bu arabayı alıyorlar. Diyor ki polis, sizin yeriniz diyor, ayrı buraya gelin diyor adam, anladın mı? Sen bir ara EOS bakıyordun ama ben EOS, açılma tabanda sıkıntı var değil mi? İpli Kronik. Onların tavanları. İpli tavanlarda birazcık meşakkatli, o yüzden 307'de daha rahat etmiştik hatırlarsan. Metaldi, pistonlu tavanlı. Gri araba seni çekmişti. Gri, aynen. EOS'ların önünü Scirocco'ya çevirmek çok güzel ama EOS'larda 2000 TFSI var, 2000 TDI var, 1.4 TSI var, 1.6 FSI var. Onda motor şanzıman seçeneği daha fazla ama görünüm çok eski. Özellikle önden benzetsen de arkası benzemiyor. Arkası benzemiyor. Arkası çünkü Lego gibi. Aynen öyle. Çok böyle tarzımız olan bir araba değil ama yapılan örneklerini de keyifle izliyoruz. İzliyoruz aynı. GTH'la cağ farkını sormuşlar, avantajlarını sormuşlar. Abi onu artık daha önceki videolarda da cevapladık aslında. Yani onu şu anda dini doğan çocuğun kulağına imam fısıldıyor CTH'la cevap arasındaki farkı, diyor ki biri yağ yakıyor, biri daha az yağ yakıyor diyor. Yağ yakmayan TSI var mı? Yok. İllaki yakıyordur. Benim arabam kesinlikle yağ yakmaz diyenler var. Benim Bocanegra da yakmıyordu. Bu da yakmıyor. Ama ona bakarsan kullanım kitapçığında 1 litre eksiltebilir diyor. Kontrol edeceksin abi. Sen şimdi hızlı, yüksek sıkıştırmalı, düşük hacimli bir arabaya biniyorsan bu arabanın yağına da bakacaksın, suyuna da. Mert şey sormuş hatta, TSI'la TP gibi kontrol etmeden binebiliyor musun? Korkulu rüya abi, oluyor mu? Bende fiyat 500 vardı. 1.4 100 beygir. Ben onun kaputunu bile açıyordum bir şey var mı diye. O benim kendi şahsi problemim. Yani her arabanın bir şeyini kontrol etmem lazım. Birisi şey sormuş. Fransız sevdan bitti mi? Berk abi sormuştu onu da. Aynen. Fransız sevdası kalbimde yaşıyor. Ama bu arabayı aldığım paraya 106 GTI yok işte 207 TP ya da DS3 Stage 5 falan olunca tabii böyle bir Alman arabasına binmek. 208 GTI belki olabilir de onun piyasası şu an bununla kıyaslayınca. Abi 208 GTI gerçekten yol tutmayan ve gitmeyen bir araba. Bak hani sahipleri gücenmesin ama ya yani hani TP alıp bunu Cem videoda abi da söylemiştim. Cem abinin arabayı da kullandı zaten. Evet. Siyah almıştı Cem abi. Aynen öyle. TP 156'lık alıp GTI'den daha güzel süreler elde edebiliyorsun. O yüzden 150 milyar fark vermeye gerek yok yani. Mesela DS3 TP dünyanın en güzel arabası. Ama Scirocco'nun bu kilometrede bu temizlikteki parası. Bence gerek var mı? Yok. Niye Alman arabası seçiyorsun? Çünkü aynı paralara daha farklı otomobillerin geliyor. Aftermarket bize motor konusunda bayağı geçmiş. İşte motor konu. Bugün Facebook'a arıyorumun A'sını yaz parça listesi düşüyor yani. Gidiyoruz Cevat. Hazır mısın? Uçuşa hazırız. Bak, saç gazdı değil mi? Saç gazdı. Kaçı geçememiştik o gün? 210'u geçememiştik, 209'u. Keyifli ama gidişi. Değil mi? Kafadan kafadan rüzgar yiyor şu anda. Sorulardan bir tanesi de siyah sevdası mı oluştu? Abi, hepsi denk geliyor. Bak, siyah arabadan benim gibi hastalıklı bir adamın binmemesi lazım, biliyorsun. Yani sürekli arabayı yıkıyorum, ediyorum. 92 gerçi griydi. 92 griydi, mini de kırmızıydı, denk geldi. Aa, bütün hani şey, Volkswagen grubu siyah denk geliyor. Yazılım öncesi
elektronik olarak kesiyor muydu belli bir hızdan sonra? Denemedim ki. Gitmiyordu abi. Zaten berbat bir yavaşlığı vardı. Niye deneyeyim ki araba? Onun dışında senin aklına geliyor mu? Yok, gelmiyor. Hani yine Instagram'dan soru sorabiliyorlar. Zaten cevaplıyorum elimden geldiğince. Son olarak bir de bu sihirli tuşa değinebiliriz. Evet, bu sihirli tuşa değiniyoruz. Şimdi normalde arkadaşlar biz Gökhan Bey'le konuşurken ben pistte ASR'yi kapatıp ESP'yi kapatamadığımı söyledim. O da dedi ki nasıl kapatamıyorsun? Abi dedim bu şekilde. Bunlar da sadece adaptif, hani patinaj kontrol sistemi devre dışı kalıyor. ESP kapanmıyor. Emin misin dedi. Dedim eminim abi, yani kapanmıyor. Geldi. Ondan sonra işte girdi kodlamalara. Şu an bu sihirli tuşu yaptı. Aynı tuş üzerinden. Şu an araba düğük kovboylarının en çok aranan şirokkosu. El freniyle 360 derece dönebilirsin. Bir de şurada şimdi ESC uyarısı çıkacak bak. ESC off uyarısı araba çıkacak. Araba sende diyor. Araba diyor sende. Bak diyor keyfine. Tabii bu bizi bozar. Scirocco şu 40 bin lira olsaydı ülkemizde deliler gibi kullanırdık. Şu an şey moduna döndük. VSA'sız S2000. Aynen. VSA'sız S2000 gibi her köşe başı patlamaya hazır durumdayız. Allah korusun. Yani olabilir. Ama Scirocco'nun ucuz olması lazım patlamamız için. Onun dışında araç keyifli mi? Keyifli. Hala düzgününü bulabiliyorsanız bence mutlaka alın. Çünkü alınmaz deyip sonradan pişman olduğum tek araba bu. Hani mini mesela çok rahatsızdı. Hemen hemen aynı hızlardaydı. Tam mini de gidiyordu 230, 240, 250. Yolunu bulması lazım. Ondan sonra ara hızlanmaları güzel. Bu kütleye göre bu hızlanma çok iyi. Zaten sen videoda saniye tutarsın. Büyük ihtimal yine 20 saniye çok geçmemiştir gibi düşünüyorum, değil mi? Ki özellikle makyajla gelen şuradaki göstergeler evet, seksi duruyor. Makyajla burası, ondan sonra burası direksiyon, kadranlar falan değişiyor. Şimdi makyajda arasında 150 bin lira fark olduğu için yani böyle ufak opsiyonlara da aynen onlara da biz de onu teybe yansıtırız. Android teyp olduğu için orada bir şeyler çıkar. Gerisi araç bu şekilde. Onun dışında umarım hoşuna gitmiştir takipçiler. İnşallah hoşuna gitmiştir. Bu biraz da aynen Scirocco'yu zaten herkesin yüzlerce videosu var. Biz sadece hani arabanın yapılabilecekleri, önüne arkasına ne yapılabilir, dış görünüşünü, opsiyon listesini gibi özellikleri stage 1 olarak nasıl stage gidiyor? 1 olarak ortalama nasıl gidiyor? İlla ki herkesin şeyi bütçesi stage 3 4 yapmaya müsait değildir arabaya. Ondan dolayı yani stage 1'de işte %10 etanolle, bir de etanolü aldığınız yer de çok önemli. Onu da söyleyeyim. Buna bir de metanol de ekleyebiliriz aslında. Metanol de ekleyebiliriz ama o stage 2'de geliyor. Ondan dolayı şu anlık takmadık. Aynen şu anlık takmadık. Gerek yok dedi Gökhan Reis. Ondan dolayı bu şekilde şu anda kullanıyoruz. Onun dışında yavaştan videonun sonuna gelebiliriz. Umarım takipin hoşuna gitmiştir. Yine soruları olursa sana ya da yorumlarda yardımcı oluruz. Yorumların altında da yardımcı oluruz. Hiç problem değil. Biz elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık Scirocco'yu. Hani yeniden keşfedecek bir şey yok Scirocco'yu. O yüzden üstün sadece belli noktaların altını çizdik diyebiliriz. Onun dışında umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz yorum yazmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Kapatıyorum.